Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimleri konu aldığımız video serimizin ikinci bölümü olan bu videoda kadınların seçme ve seçilme hakkını ilk kez kullandıkları, birden çok partinin ilk kez yarıştığı, tarihimizin ilk yerel seçimi olan 1930 yılı yerel seçimlerinden bahsedeceğiz. Başka bir video serimiz olan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen tüm genel seçimlerin bulunduğu videolara, sağ üst köşede bulunan karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Siz de tarihin tozlu sayfalarını keşfetmeye meraklıysanız, videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. ...1929 yılında yaşanan ve Büyük Buhran adı verilen ekonomik kriz, yeni kurulan Cumhuriyeti son derece olumsuz etkilemişti. Tarım ürünlerine olan talebin azalması sonucunda fiyatların da düşmesi Türk ekonomisine büyük bir darbe vurmuştu. Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerinde vatandaşlardan sürekli şikayetler alıyor, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra yeni bir çok partili hayat denemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Böylece tek parti politikalarının yarattığı sorunların önüne geçilebilecekti. 3 Nisan 1930 tarihinde ilk bölümde bahsettiğimiz belediye kanunu çıkarıldı. Yerel yönetimleri güçlendirmek amacıyla yeni yetkiler verildi. Gelir kaynakları çeşitlendirildi. Böylelikle yerel yönetimlerin hizmetlerini aksatmadan ve layığıyla yapması hedeflendi. Bu kanun ile Türk kadını da seçme ve seçilme hakkını elde etti. Yerel seçim tarihi video serimizin ilk bölümüne sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. 12 Ağustos 1930 günü Fethi Bey Atatürk'ün desteğini arkasına alarak Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurdu. Mevcut tek partili düzenden hoşnut olmayan kesimler yeni kurulan bu partiye akın etti. Yerel seçimlere bir ay kala kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası ülke genelinde teşkilatlanmaya hız verdi. Ancak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde patlak veren ayaklanmalar sonucunda Fethi Bey, devletin güvenlik politikalarına zarar vermemek amacıyla söz konusu bu bölgelerde partinin teşkilat kurmayacağını açıkladı. Tarihimizin ilk çok partili seçimi olan 1930 yerel seçimleri tek bir günde değil, Eylül ve Ekim ayları içerisinde yapılmış, ülke çapında birbirini izleyen günlerde sandıkların başka seçim bölgesine taşınması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu yöntemde seçim sonuçlarının kimin lehine olduğu önceden kestirilebildiği için Cumhuriyet Halk Fırkası'nı destekleyen asker ve polis seçimlere müdahale etmiştir. Birçok bölgede seçmenlere hangi fırkaya rey vereceksin sorusu sorulmuş ve cevabı Serbest Cumhuriyet Fırkası olanlara listede isimleri olmadığı gerekçesiyle oy kullandırılmamıştır. Özellikle taşra bölgelerinde bulunan yöneticiler devlet memurlarını açıkça tehdit etmiş ve hatta memurların kimliklerini alarak Cumhuriyet Halk Fırkası'na toplu şekilde oy atmışlardır. Dönem gazetelerinde yer alan haberlere göre ise sandık başında Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan görevli olan müşahitler zorla dışarı çıkarılmışlardır. ...1930 yerel seçimleri sonucunda 502 seçim bölgesinin 31'inde Serbest Cumhuriyet Fırkası galip gelmiştir. Ancak geri kalan seçim bölgelerinde Cumhuriyet Halk Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın 2-3 misli oy alarak ezici bir üstünlük elde etmiştir. Örneğin İstanbul'da Cumhuriyet Halk Fırkası 35.942 oy alırken Serbest Cumhuriyet Fırkası ancak 12.868 oy alabilmiştir. Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde Sadiye Hanım seçimleri kazanarak ilk kadın belediye başkanı olmuştur. Seçim sonuçları Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın tek parti yönetiminden hoşnut olmayanlar için önemli bir liman olduğunu gösterdi. Sonraki günlerde 1930 yerel seçimlerinde vali ve kaymakamlar başta olmak üzere neredeyse tüm devlet memurlarının
Cumhuriyet Halk Fırkası lehine tavır aldıkları ve bu sebeple tarafsızlığın ihlal edildiğini içeren birçok şikayet mektubu alındı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na göre ise seçimi Serbest Cumhuriyet Fırkası kazanmış ancak baskı ve hile ile sonuçlar değiştirilmişti. Fırka Başkanı Fethi Bey 6 Kasım 1930 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan usulsüzlükleri içeren bir önerge verdi ve 15 Kasım'daysa genel kurulda bu iddialarını sıraladı. İddialara cevap olarak Cumhuriyet Halk Fırkası vekilleri söz aldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın politikalarını eleştirdi ve fırkanın yolsuzluk yaptığını iddia etti. 17 Kasım günü ise Fethi Bey, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın fesine dair dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na iletti. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra ise Danıştay, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kazandığı yerlerde yerel seçimleri iptal ederek boşalan görevlere Cumhuriyet Halk Fırkalı başkan ve meclis üyelerini atadı. Böylece çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'nin yerel seçim tarihi video serimizin sonraki bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına katıldığı 1934, 1938, 1942 ve 1946 yerel seçimleriyle Demokrat Parti'nin kazandığı 1950 yılı yerel seçimlerinden bahsedeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.